Ezber Bozan TV'den herkese merhabalar. Bilinçaltı Sembol Dili Eğitimleri kurucusu Refik Korkmaz'la beraberiz. Ve bugün İlyada Destanı'ndan bahsedeceğiz. Anadolu'dan bahsedeceğiz. Kayaların oğlundan bahsedeceğiz. En önemlisi Akdeniz'de yatan mitolojik bir devden bahsedeceğiz. Hocamla beraber hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nereden başlayalım isterseniz Refik Hocam? Devler. Devlerden bahsedelim. Geçmiş dünyanın bakiyesi devler. Bizden önceki dünyanın misafirleri, dünyanın sahipleri. Onlardan miras bir dünya kaldı. Onlardan miras kalan dünyada yaşıyoruz biz şimdi. Ama mitolojide hala hikayeleri anlatılıyor. Devler gerçek mi değil mi? Bugün onu öğreneceğiz. Ve devler korkulacak dev, koca cüsseli varlıklar mı? Yoksa insanlar için, hayvanlar ve bitkiler için son derece faydalı varlıklar mı? Onu göreceğiz. Dünyamız bir zamanlar ateş küresiydi. Her tarafı yanıyordu ve lavlardan oluşuyordu. Fakat zamanla soğudu. Soğuyan kabuk bizim üzerinde dolaştığımız yer kabuğuna dönüştü. Bundan 10 bin yıl, 5 bin yıl, 2 bin yıl, bundan 200 yıl önce gökyüzünden dünyayı görüntüleyecek haritalar yoktu. Haritacılık yoktu ve deniz altını görüntüleyecek teknoloji yoktu. Devlerin varlığı kanıtlanamıyordu. Çünkü herkes devleri yürüyen, ayakta duran varlıklar olarak görüyordu. Ama teknoloji gelişti. Şimdi bambaşka bir dünyada yaşıyoruz. Mitolojinin sağlamasını yapabiliyor mu teknoloji şu an? Mitolojinin tamamen sağlamasını yapıyor. Bakınız değerli dostlar. Afrodit nasıl oluştu diye mitoloji bize der ki Uranüs'ün cinsel organı kesilip Kıbrıs'ın güneyine düşer ve Akdeniz'in dalgaları ile birleşir. Afrodit Kıbrıs'ın güneyinde doğar. Bugün uydu haritalarına baktığımızda Kıbrıs'ın güneyinde bir madalyonun ortasına konmuş Afrodit'i görüyoruz. Kıbrıs'ın güneyinde deniz altındaki yer oluşumundan bahsediyoruz değil mi? Evet. Denizin altındaki deniz tabanı Afrodit şeklinde. Afrodit. Eğer uydu görüntüleri olmasaydı insanlar orada Afrodit'in yattığını hala göremeyecekti. Ve hemen şuna devam edeyim. Biz insanlar, hayvanlar ve bitkiler aslında hayatımızı devlere borçluyuz. Çünkü şu an güneş üzerinde hiçbir canlı yaşayamaz. Ama güneşin kabuğu oluşsa, dışı soğusa insanlar onun üzerinde, hayvanlar onun üzerinde, bitkiler onun üzerinde yaşayabilir. Ve o soğuyan kabuk dev halindeyse aslında devlerle lavların mücadelesi söz konusu ve devler lavları haksetmiş demektir. İnsan, hayvan ve bitki yaşamına uygun ortam hazırlamış demektir. Bizim yer dediğimiz toprak dev ve dünya haritasını biz bugün uydu görüntüleriyle incelediğimizde devlerin varlığını görüyoruz. İşte bugün o devlerin varlığından konuşacağız. Değerli dostlarımız, biz devlerin varlığını ne zaman anlarız? Burada bir kedi olsa, 15 gün boyunca kediyi çıkmadan uyursa, onun tüyleri üzerindeki milyonlarca parazit bir kedinin üzerinde yattığının farkına varamaz. O 15 günlük süre içerisinde kedi bazen gözünü kırpsa, onun göz kirpiklerinin üzerindeki parazitler ne oluyor? Neden sallanıyoruz derler. İşte değerli dostlarımız, bizde depremler oluyorsa altımızdaki devlerin hareketlerinden kaynaklanıyor bu. Tamam, buna jeolojide yer levhalarının fay hareketleri deniyor. Biraz daha yakından inceleyin. O fay hatlarına, hareketleri bir bakın. Devlerin acaba nerelerine denk geliyor? Devler var. Ve hala yaşıyorlar ve insanlar, hayvanlar, bitkiler hayatlarını devlere borçlular. Devler de hayatlarını mamaya borçlu.
O mağmayı da, bütün yıldızları yaratan da tabii ki Yüce Allah. Biz öncelikle hayatımızı devlere borçluyuz. Devler olmasaydı, mağmayı yenmeseydi, mağmanın üzerinde hiçbir canlı olmayacaktı. Şu anda yer altında, su altındaki yer şekillerinin birçoğu devlerin tasvirleri, öyle değil mi? Kesinlikle. Mesela Akdeniz'de yatan mitolojik bir devden bahsettin. Az önce bana gösterdiniz bir ayağı Cebeli Tarık Boğazı'nda, kafası bizim Ege bölgesine denk geliyor. Ve orada yer altında yatan, su altında yatan kocaman bir dev tasvir edilmiş. Bu devin boyu 7000 kilometre ve kafatası 750 kilometre. Çenesi Muğla. Ağzı Manisa. Manisa, İzmir, Aydın. Burun delikleri Yunta. Sol gözü Simav ilçesi, sağ gözü Balıkesir, Nayvalık ilçesi. Ve alnı Balıkesir. Yani üçüncü gözü Balıkesir'de. Üçüncü gözü tam Balıkesir'in olduğu yere denk gelir. İşte bu da bize diyor ki Balıkesir. Biz onu yakından incelediğimizde, Marmara Denizi'nde acaba balık mı var dediğimizde bir deniz kızı göreceğiz. O deniz kızının boyu 400 kilometre. Devin, diğer devin boyu 7000 kilometreydi. Akdeniz'deki devin boyu 7000 kilometre, Marmara'daki devin boyu 400 kilometre. 400 kilometre de yine bir insana göre çok çok büyük. Evet. Ve o dev Marmara'da hapis kalmıştır. O dev Marmara'da esir edilmiştir. O yüzden Marmara'da bir balık esir deniliyor. Balıkesir şehrinin adı. Değerli dostlarımız, peki boyu 7000 kilometre olan dev, Akdeniz'in zaten uzunluğu o kadar. Hani evimizde banyo küvetleri olur ya bazılarımızın, küvetin içine gireriz, tam olarak ayağımızı bile uzatamayabiliriz. Yani devin küveti Akdeniz. Akdeniz bu dev için bir başı küvet. Başı Ege adı, şey Ege bölgesi. Ege bölgesi. Başında bir taç var, tam o İstanbul'a denk geliyor. Ayak uçları tamamıyla Cebeli Tarık Boğaz'ın girişine kadar uzanıyor. Evet. O da buraya sıkışmış kalmış. Buraya sıkışmış. O adamın kafa uzunluğu 750 kilometre. Ayaktan kafaya uzunluğu 7000 kilometre. O zaman nerede bu adamın karnı, göğsü, kalçası, bacakları, ayakları? Akdeniz'in içinde. Bu adam sadece Akdeniz'in içinden kafasını çıkarmış. Nasıl gelir Libya'ya? Baldır. Şurada ayak bileği. Ayak parmakları. Nasıl ki Marmara'daki bebek kurtarılmak, Marmara'daki balık kurtarılmak istiyorsa, nasıl ki Marmara'daki bebeği kurtarmamız gerekiyorsa, Akdeniz'e sıkışmış bu devi de kurtarmamız lazım. Biz o devi kurtarırsak, Atlas Okyanusu'nu çıkar ve Atlas Okyanusu'nu incelediklerinde görecekler ki kanat kazanmış bir hale gelir ve ayağa kalkmış o dev. Ve sol elini göreceğiz. Bir Zümrüdüanka Kağan'ın ayağını yakalıyor. O Zümrüdüanka da Grönland, İsveç ve Norveç'in yanından geçiyor. Kuzey Kutbu'nda dua eden bir kadının ayağını tutuyor Zümrüdüanka. Kuzey Kutbu'nda da yine boyu 7000 kilometre bir dev var. O devi ancak suyu kaldırırsanız görürsünüz ya da uydu görüntüleriyle deniz tabanını incelerseniz görürsünüz. Bir dev kadın elinde bebeğiyle dua ediyor. İşte kuzey ışıklarının neden çıktığı konusu bugüne kadar bilim insanlarının kafasını kurcaladı. Binlerce teori ürettiler. Teoriye ihtiyaç yok. Bir gerçek var. O kadının duasından, aurasından çıkan enerji bize kuzey ışıkları izlememizi sağlıyor, değil mi? Az önce gösterdiniz. Güney Kutbu'nda da başka bir adam var. Dünyanın çatısında anne ve dünyanın en altında da baba var. Kuzey Kutbu'nda bütün meridyenlerin çıktığı nokta o dua eden kadının rahmidir. Güney Kutbu'nda da bütün meridyenlerin birleştiği yer adamın
hipofiz bezi. Hani onlar tesadüfen de dünyayı bölüşmemişler devler. Kuzey kutbundaki kadın, kuzey kutbunda şimdikinden biraz daha sağda ya da solda olsaydı, boylamların tamamı onun rahminden çıkmayıp da dizinden çıksaydı ya da kadının bedeninden alakasız bir yerde çıksaydı tesadüf diyebiliriz ama bebeğin yaşadığı yerden, rahimden çıkıyor bütün hepsi. Ve güney kutbunda da adamın kulağına ya da saçına ulaşsaydı bütün enlem ve bütün boylamların çıktığı yer adamın kulağı olsaydı yine bunu biz tesadüf olarak algılardık ama adamın hipofiz bezinde birleşiyor. Biz değerli dostlar... Akıl almaz bir matematik var aslında. Yani eylem, enlemler, boylamlar buna göre hesaplanmış ve yer şekilleri resmen karikatürize edilmiş şekilde bu devleri gösteriyor. O kadar zor ki bunu bugüne kadar anlamak kimseye nasip olmadı. Bunu anlamak bize ve dünyaya duyurmak da siz ezber bozan TV'ye... Estağfurullah ama bunları ilk anlatan Homeros. İlyada Destanı'nda anlatmış. İsterseniz biraz da İlyada Destanı'ndan bahsedelim. İlyada Destanı 16 bin mısra. Ve yaklaşık 600 sayfalık bir kitap. Bugüne kadar onu bütün insanlık 2800 yıldır savaş ve kahramanlık destanı olarak görmekten büyük keyif aldı. Ama o aynı zamanda bir meditasyon kitabı ve 2800 yıldır insanlar onun meditasyon kitabı olduğunu daha fark etmediler. Yarın onun meditasyon kitabı olduğunu da fark ettiklerinde yeniden hayran kalacaklar. Mesela bizim meditasyonlarımızdan bir tanesi şudur. Eğer bir kişi boğaz, mide, 12 parmak bağırsağı, ince parmak ve kalın parmak ve kalın bağırsaklardan problem yaşıyorsa sindirim sisteminin şifası için şöyle bir meditasyon yaparız. Onu İlyada'dan aldım şu. Bir adam, karısı, 6 kızı, 6 oğlu, yemek yiyecekler, kaval sesi ve zurna sesi dinleyecekler. Bu meditasyonu yaptığınızda kişi sindirim sistemi sıkıntılarından kurtuluyor. Ve ben bunu Homeros'tan aldım. Homeros bunu Odysseus destanında anlatıyor. Odysseus, Aulos'un adasına, Rüzgar Tanrı'nın adasına konuk olduğunda gördüklerini anlatıyor. Bu bir meditasyon kitabı. İnsanlar bunun meditasyon kitabı olduğunu anladığında bütün kişisel gelişimciler, ta Tibet'teki kişisel gelişimciler dahi yeniden inceleyecekler ve herkese bunun o tadını tattıracaklar. Sonra bunun bir de kadın doğum ana bilim dalı bilgileri içeren bir kitap olduğunu insanlık henüz anlamadı. Bunu anladığında onun aslında savaş ve kahramanlık... Sırlı bir destan değil mi? Ya da sırlı bir destan yani. Şöyle düşün, ben 9 tane gömlek üst üste giymişim. Bunu çıkarıyorum. Burada savaş ve kahramanlıktan zevk alıyorsunuz. Bunu çıkarıyorum. Meditasyon. Bunu çıkarıyorum altındaki gömlekte. Tıp kitabı. O gömleği çıkarıyorum. Jeoloji kitabı. O gömleği çıkarıyorum. Vav, bu bir bilmece kitabıymış. O gömleği çıkarıyorum. Evren nasıl yaratıldı? Konuların anlatıldığı bir kitapmış. İşte değerli dostlar. İlyada Destanı. Henüz anlaşılmamış 9 ayrı daha konuyu içermekte. Peki o taraflarını bırakalım. Bugüne kadar sadece insanlık savaş ve kahramanlık destanı olmasından inanılmaz keyif aldı. Binlerce mitoloji profesörü bunu ezbere biliyor. Öğrencilerine aktardılar. Sadece bu yönünü bilmekle diğer yönlerini de bilseler neler neler olacak. Peki, İlyada Destanı'na bakıyoruz. Savaşa katılan komutanların 7 sülalesini sayıyor. Savaşa katılan onbaşıların, erlerin 7 sülalesini sayıyor. Diyor ki babası şu zaman şununla evlendi çünkü şundan dolayı. Onlara bir misafir geldi çünkü misafir birini öldürmüştü, bulunduğu ülkeden kaçtı. Onu korudular.
İşte falan yerde tarlası vardı, şu kadar inek karşılığı tarlasını sattı diye. Yedi sülalesinin her özelliğini Homeros anlatır. 50 bin kişilik Yunan ordusu, 10 bin kişilik Truva ordusu, 60 bin kişinin her şeyini anlatır. Ve bir de bunu bir sıkıcılık içinde değil, keyif içinde insanlar zevk alacak biçimde anlatır. İlyada destanını ben 4. modülümüzde anlatıyorum. İlyada destanını kafatasımızın içindeki 1,5 kiloluk beyin yazamaz. İlyada destanını yazabilmek için 11.250 kilometre kare büyüklüğünde bir beyin lazım. O da Marmara Denizi. İlyada destanını Homer oluşturmadı. İlyada destanını Homer bize aktardı. İlyada destanını sizin söylediğiniz o boyu 7.000 kilometre olan dev oluşturdu. Kafası Muğla'dan İstanbul'a kadar, dudakları Manisa, İzmir ve Adana. Şöyle de, Manisa, İzmir ve Aydın dudakları. O dev şöyle dese: Achilles aldı eline kılıcını, Hector kaldırdı kalkanını, İlyon Kalesi'nin önünde dövüştüler tüm gün. O dev bunu söylese, o devin dudakları Aydın, Manisa ve İzmir ya. Manisa ve İzmir ve Aydın'da dağlar yerinden oynar. Ve bir de çıkaracak, fay hatları kırılır, dağlar yerinden oynar. O dev Homeros'u aldı, ona söylettirdi ve Homeros Manisa'da, İzmir'de yaşıyor. Orada yaşadı, Manisa ve İzmir. Bu devin dudağı, ağzı. Yani devin yerine Homeros konuştu demek istiyorsun. Devin yerine Homeros konuştu, dev konuşsaydı devin Homer olurdu dünya. Ve bu devin beyni Marmara Denizi. İstanbul. İstanbul'da bu devin başının üzerinde taç. Tacı. Başının tacı. Peki sizinle daha önce Manisa Spildağ ile ilgili program yaptık. Ve benim bu anlattığım bilgiler, değerli dostlar, şu anda bizi dinlediğiniz için ilk defa bu bilgileri dinliyorsanız saçmalık olarak bulabilirsiniz. Fakat daha sonra söylediğim haritada baktığınızda hak vereceksiniz. Peki bu uç noktadaki saçma görünen fakat en derin gerçekleri barındıran bu bilgileri ben nereden getiriyorum? Evet, nereden getiriyorsunuz? Manisa Spildağ'dan getiriyorum. Homeros'un getirdiği yerden bu bilgileri ben size getiriyorum. Dolayısıyla ben konuşmuyorum. Boyu 7000 kilometre olan dev konuşuyor. Ben onun söylediklerinin bir aktarıcısıyım. Eğer yani 2800 yıl önce Homeros'un yaptığı görevi siz devraldınız. Öyle mi diyelim? Aynen öyle. Ve bu benim için çok büyük bir onur. Değerli dostlar, Homer iki destan yazdı. Ben de 2006'dan beri destan yazıyorum. 2006'da başladım. Benim destanım da Marmara Denizi'nden çıkan Ege'ye, Akdeniz'e giden, oradan Atlas Okyanusu'na giden, oradan Kuzey Kutbu'na varan bir insanın yolculuğu olacak. Homer buna Odysseus'un yolculuğu dedi. Ben de buna Refik'in yolculuğu diyeceğim. Siz de bu yolculuğa çıkarsanız, siz de Ayşe iseniz Ayşe'nin yolculuğu dersiniz. Evet, şimdi kayaların oğlu terimine geliyorum. Kayaların oğlu derken Barış Manço ne demek istedi? Siz ne anlıyorsunuz? 29 Ekim sabahı kayaların oğlu ortaya çıkacak, kendisini belli edecek diyor ya. Ben bu bilgilere, az önce anlattığım bilgilere 29 Ekim sabahı 2023'te ulaştım. Tamam, ömrüm boyunca bu araştırmaları yaptım. Boyu 7000 kilometre olan devi ben 29 Ekim'de keşfettim. Haritayı inceledim. Ayağı Cebeli Tarık'ta, kafası Batı Anadolu'da. Dudakları Manisa'da, İzmir'de, Aydın'da. Değerli dostlar, eğer kayalar olmasaydı, toprak olmasaydı, hala lav olacaktı, güneş gibi bir dünyamız olacaktı.
Levin üzerinde hiçbir bitki ya da hayvan ya da insan yaşayamaz. Soğuduk, dış kabuk oluştu ve üzerinde işte kayalar oluştu. O kayalar oluşmasaydı insan, hayvan ve bitki olmayacaktı. Biz o kayaların tozuyuz, o kayaların oğluyuz. Ve o kayaları şimdi bir de incelediğimizde o kayalar bir kaplan şeklinde değil ya da bir ayı şeklinde değil ya da bir hamam böceği şeklinde değil, bir arı şeklinde de değil o gösterdiğim devler. Allah yer kabuğunu 4,5 milyar yaşındaki dünyamızın yaklaşık 2 milyarıncı yılında oluşturdu. 2,5 milyar yıl önce kabuk oluştu. 2,5 milyar yıl önce hayvan da yoktu, bitki de yoktu. Fakat Allah o yer kabuğunu bir kaplan ya da bir örümcek suretinde ya da bir ağaç suretinde oluşturmadı. İnsan suretinde oluşturdu ve hepimiz en çok şunu deriz ya, bizler yaşamın en son halkasıyız. Ama 2 milyar yıl önce Allah bu devleri insan şeklinde dizayn etmiş. Biz hayatımızı bu devlere borçluyuz. Devler olmasaydı biz olmayacaktık. Ve bu devlerin kırıntıları, işte boyu 7000 kilometre olan, kafası sadece Muğla'dan İstanbul'a kadar olan devin şu yüzündeki elmacık kemikleri, yanağı ve üzerindeki teninde ölü olan şu deriler var ya, onlar ufalanır, toprak olur. Onun dudakları hala Mayıs'a ve İzmir'de, Aydın'da dağlar, alnı ve elmacık kemikleri, her tarafı dağlar olarak duruyor. Biz o devin aslında aşınan derisinden oluşuyoruz. Biz o devin terinden, aşınan derisinden oluşuyoruz. Hepimiz kayaların oğluyuz. O devin toprağı ve kayaları, o devin yüzü, işte dolayısıyla biz o kayalardan oluştuk ve o kayalar da dev şeklindeydi. Şu zor bir durum olurdu kabullenmesi. Eğer o dev bir hamam böceği şeklinde olsaydı ve bizler şunu söylemezdik. O hamam böceğinden geldik demezdik. Tiksinti verici bir durum. Ama muazzam, bir de yakışıklı bir dev o. O devin dağlarından biz oluşmuşuz. Kayaların oğluyuz. O kayada o devin kendisi. Yüreğinize sağlık. Çok güzel anlattıklarınız. 2800 yıl sonra İlyada Destanı çok farklı bir şekilde yorumlamış olduk sayenizde. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Var. Şimdiye kadar söylediklerim çok saçma geldi. Sizin de yüzünüze bakacağım çünkü sizin de güleceğinizi, saçma bulacağınızı biliyorum. Ama ben bunu gerçekten söylemekten de hiç çekinmem. Ben insanlıktan çıktım. Ben insan değilim. Kalemi lütfen verin. Lütfen. Şuraya yazacağım. Ben insan değilim. İnmekten kurtuldum. Sen çıksansın artık. Ben çıksanım, nereden çıktım? Kayaların oğlu olduğumu fark ettim, kayalardan çıktım. Marmara Denizi içinde bir deniz kızı yatıyormuş ve onun oradan çıkarılması gerekiyormuş. Esir edilmiş, ben esirleri de çıkaranım. Marmara Denizi'nden o esir deniz kızını çıkardım Akdeniz'e. Akdeniz'de o küvetin içinde esir kalmış adamı da çıkardım Atlas Okyanusu'na. O yüzden ben çıksanım. Atlas Okyanusu'ndan da yukarı çıkardım. O kadının yanına, annenin yanına götürdüm. O yüzden ben çıksanım. İnsan kalsaydım onlar orada esir kalırdı. Şimdi şaşırdınız mı? İnsan olmak mı güzel, çıksan olmak mı? Ben bunu bu akşam düşüneceğim. İnsan evet. Olayım yoksa çıksan mı? Ben karar vereceğim. Çıksanım değerli dostlar. Eğer ben insan olsaydım,
Ya da Destan ve Odysseus destanını bir devin yazdığını size anlatamazdım. Marmara Denizi tabanında devlerin yattığını size anlatamazdım. O Kuzey Kutbu'ndaki kadın Marmara Denizi'nden çıktı. Marmara Denizi'nde anne, deniz kızı İstanbul'u emziriyor ya. Kuzey Kutbu'nda gördüğümüzde öyle değil miydi? Anne elinde bebeğini tutmuyor muydu? İşte Marmara Denizi'ndeki kadın ve çocuğu Kuzey Kutbu'na çıkarmak insanların işi değil. Çıksanların işi. Ve şu da önemli, dünyanın o zaman beyni Marmara'ymış. Dünyanın başının tacı İstanbul'muş. Batı Anadolu bir devin kafasıymış. Bu devin ağzı Aydın'la İzmir arasında. Bu bilgiler dünyanın bütün hazinelerinden daha değerli. Siz de bunu dünyaya duyurun, ülkemizin kıymeti daha da artsın. Bu çıksanların yapabileceği bir iş, insanın değil. Yüreğinize sağlık. Çok teşekkür ederiz paylaştıklarınız için. Dostlarımız, enteresan değişik bir yayın oldu. İnşallah kendinizce sizler de bu yer şekillerini inceleyebilirsiniz. Teşekkür ederiz. Bize zaman ayırdınız. Eksik olmayın. Hoşça kalın.